Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Velhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebtar. Sadakallahu'l azim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ma amile ademiyyun min amelin yevmen nahri ahabbe ilallahi min ihrakid dem. وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي فَرْشِهِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَنَطَقَ حَبِيبُ اللَّهِ فِي مَا قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Kıymetli kardeşlerim, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar yavaş yavaş alınmaya başlandı. İnsanlar kurban ibadetini yerine getirmek için kurban seçmeye, efendim hayvanları görmeye gitmeye başladılar. Allah Celle Celaluhu her birerlerimize o mübarek bayram gününe yetişip kurban ibadetimizi tas tamam yerine getirmeyi nasip eylesin. Amin. Onunla ilgili hadis-i şerifler okuyacağız. Kurban kesmekle ilgili hadis-i şerifler okuyacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi kurban kesmiştir. Ve kurban kesilmesini telkin etmiştir. Kesilmesinin ne kadar önemli bir görev olduğunu söylemiştir sahabe-i kirama. Onunla ilgili hadis-i şeriflerden şimdi okuyacağız. An Aişete radıyallahu anha. Aişe validemizden rivayet edildi. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Hazreti Ayşe validemiz rivayet etti, o bildirdi. Ondan, Resulullah'tan direkt efendim duydu. Şimdi bize naklediyor. Ma amile ademiyyun min amelin yevmen nahri. Bu hadis-i şerif çok okunuyor. Kurban bayramı günlerinde, bayram namazında, cuma namazlarında çokça okunan bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kul kurban günlerinde hiçbir amel yapmaz. Ehabbe ilallahi, Allah'a daha sevgili hiçbir amel yapmaz. Yani Allah'a en sevgili yapmış olduğu amel hangisidir? Min ihrakidden, kan akıtmaktır. Yani kurban günlerinde Ademoğlunun yapacağı en büyük amel, en sevgili, Allah'a en güzel gelen ameli nedir? Kan akıtmaktır. Kan akıtacak. Yani bir hayvanı kurban edecek. Allah yolunda kurban edecek. Yani adam çok büyük sadakalar vermiş olsa o kurban kesmenin, kan akıtmanın sevabına asla ulaşamaz. Yahut da daha değişik ameller yapsa. O bayram günlerinde farklı farklı ameller yaptı. Allah'a kendisini yaklaştıracağını zannettiği bir sürü amel yaptı. Hiçbiri o kadar yaklaştırmaz. Ancak kurban kesmek, kan akıtmak Allah'a daha çok yaklaştırır. Allah'a sevgili gelir. Kıymetli kardeşlerim, çok önemli bir şey. Mevlamız ondan razı oluyor. Kurban günlerinde en büyük amel nedir? En büyük ibadet nedir? Kurban kesmektir, kan akıtmaktır. Ve innehu lete'ti yevmel kıyameti fi farşihi bi kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha. O kesmiş olduğu kurban da kıyamet gününde Allah'ın huzuruna efendim boynuzuyla, boynuzlarıyla gelecekler. Efendim başka kıllarıyla beraber gelecekler, tırnaklarıyla beraber gelecekler. Allah'ın huzuruna gelecekler. Ve inne deme le yaka'u minallahi bi mekanin kable en yaka'a minel ardı. Onun akıtılan kanı, o kurbanın akıtılan kanı da daha yere düşmeden Allah katında yüksek bir dereceye yükselecek.
Allah'ın katında büyük bir mekana, büyük bir dereceye, büyük bir makama o kan yükselecek. Kanın değeri acayip olacak. Allah yolunda Allah rızası için kesilmiş bir hayvan olduğundan dolayı Rabbimiz Celle Celaluhu onun kanının makamını, mekanını yüceltecek, derecesini yüceltecek. Daha henüz yere düşmeden kan. Havadayken Allah katında büyük bir değer kazanacak. فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, dolayısıyla çok hoş bir şekilde kurban kesin. Kalbiniz hoş olsun. Efendim, Allah'ın huzurunda kazanacağınız hem sizin hem o kurbanlığın kazanacağı makamları düşünerek kurban kesin. Hoş bir şekilde kurban kesin. Kurbanlarınızı efendim Rabbimize efendim, biz ne diyoruz? Ara sıra söylüyoruz onu. İnsanoğlu, Ademoğlu yani bir Müslüman kimse Allah yolunda kurban keserken niyet olarak şöyle niyetlenmesi lazım. Ya Rabbi bu hayvancağızı senin yolunda kurban ediyorum. Ama gerekirse çok kolay bir şekilde kendi canımı da feda etmeye hazırım. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle sahabe-i kiram seslenirken çok söylemişler ya, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Yani mahlukat içinde en sevdiklerim, en çok bana faydası olanlar, son derece saygı, hürmet gösterdiğim annem babam bile senin yoluna feda olsun. Onların ölmesine razıyım, senin ölmene razı değilim demek o. Yani onlar da senin yoluna kurban olsun demişler ya, bir tık ötesi de nedir? Adamın kendi canından geçmesidir. Ya Rabbi bu kurbanlık hayvanı, hayvancağızı kesiyorum senin yolunda ama senin izninle şu canımı da senin yolunda din uğruna, vatan uğruna vermeye seve seve hazırım. Seve seve vermeye hazırım. Yani hiç bir zorluk çekmeden, hiç sıkıntı göstermeden rahatlıkla canımı da senin yolunda veririm diyebilmek, o manada niyetlenerek kesmek kurbanı lazım. Kurbanı keserken bu niyetlerle keseceğiz. Çok güzel bir şey gerçekten. Yani ben ya Rabbi her şeyim senindir. Canım, malım, efendim, bedenim, neyim varsa hepsi senindir. Sen verdin. İstediğin zaman alırsın, hiçbir sıkıntı da yapmam diyebilmek. İşte kurban keserken bu manayı düşünerek kesmek çok önemli, kıymetli kardeşim. Eğer mesela hac ibadetini yapanlar ihrama giriyorlar. İhrama girdikleri zaman sanki ölmüş de kefenlenmiş bir kimse. Ya Rabbi, lebbeyk buyur ya Rabbi. Ben geldim, huzuruna geldim, her şeyimle. Sanki öldüm de geldim. Benliğimi geriye bıraktım. Efendim kibir yok. Herhangi bir büyüklük taslamak yok. Hiçbir şey yok. Senin yanında, senin huzurunda acizliğimi anladım. Aciziyetimi hissederek, onu belirterek huzuruna geldim diye. Nasıl hac ibadetini yapanlar, umre ibadetini yapanlar o şekilde yapıyorlar. Kurban ibadeti de öyle. Kurban da biliyorsunuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çok büyük bir imtihanı var. Oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kesmesi emredildi kendisine. O da dedi ki ya Rabbi sen kes diyorsan sen o evladı bana verdin. Ben onu senin yolunda keserim. Efendim o evlattan vazgeçerim. Yeter ki sen iste dedi. Ve çok büyük bir teslimiyetle teslim oldu Rabbisine. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı övdü ondan sonra. Dedi o bana teslim oldu. İmtihanı kazandı. İmtihana tabi tuttum ama imtihanı kazandı. Bunu niye Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere sunuyor, anlatıyor, Kur'an-ı Azimüşşan'da işliyor? Çünkü ey kullarım bakın benim İbrahim kulum geçti sizden evvel. Onu imtihana tabi tuttum, o kazandı. Siz de onun gibi olun. Şunu demeyin, evlat benim, mal benim, beden benim, her şey benim, ne istersem onu yaparım. Böyle demeyin. Evladı da ben veriyorum, malı da ben veriyorum, bedeninizi de size ben veriyorum, işinizi de ben veriyorum, evinizi de ben veriyorum. Ona göre hareket edin demek için Rabbimiz Celle Celaluhu önümüzden
geçen hadiseleri, yani daha evvel geçmiş hadiseleri bizlere sunmak, bizlere böyle Kur'an-ı Kerim yoluyla bildirmek suretiyle çok büyük inamda bulundu bize, ihsanda bulundu. Yani ey kullarım bakın, benim böyle kullarım geçti. Bir başkası da var, Firavun ilahlık taslamış. Tabiri caizse Mevlamız Celle Celaluhu ile savaşmış böyle kimseler de var. Onu da Rabbimiz Celle diyor ya, bak, bakın bunun gibi de olmayın. Nefsinizi büyütüp kibirden böyle geçilmeyecek vaziyete getirip efendim ilahlık taslayacak pozisyona kadar gider bu iş. Asla böyle yapmayın. Müslüman kul acziyetini bilir. Efendim Allah katındaki değerini bilir, kıymetini bilir. Nasıl bir konumda olduğunu bilir, ona göre davranır. Öyle olun demek istiyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kıymetli kardeşlerim, yani yapmış olduğumuz her bir ibadette hikmet var. Bir de o ibadetleri böyle hakiki manasıyla düşünerek yapmak. Yani Rabbimiz acaba bizden ne istiyor? Oruç ibadeti mesela, aç kalıyoruz ama aç kalırken o kadar çok şeyler var. Mesela gönlümüz çok böyle yumuşak oluyor, kalbimiz yumuşak oluyor. Rabbimize ibadete daha meyilli oluyor, haramlardan daha uzak oluyor. O oruç ibadetiyle beraber Ramazan'da insanlar biraz daha fazla ibadete meyilli oluyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Bununla beraber fakir fukaranın İki gün aç kalan, üç gün aç kalan kimselerin haliyle hallenilmiş oluyor. Bunun gibi oruç ibadeti deyip geçmemek lazım. Onda çok büyük böyle hikmetler öğrenmek lazım. Onları efendim, onlarla beraber orucu tutmak lazım. Yani o hikmetlerle beraber. Efendim, ben oruç tutuyorum, Allah'ım için aç kalıyorum, yemeğe dokunmuyorum, suya dokunmuyorum. Bunu niye yapıyorum? Sabrı öğrenmek için mesela. Yani sabır. Dünya hayatının tamamında sabır. Ne zamana kadar? Ölüm gelinceye kadar. Yani ölüm gelinceye kadar sabrı öğrenmek için. Şimdilik sabahtan akşama kadar sabrediyorum ama bütün hayatım boyunca sabrı öğrenmiş oluyorum. Ölüm gelinceye kadar. Efendim sabır kaç türlüdür? Üç türlüdür. Birincisi ibadetlere sabır. Devamlı peyderpey yenilenen sabah namazı her gün geliyor. Öğlen namazı her gün geliyor. Her devamlı yenileniyor. Onlara sabır. Sabrediyor adam. Hepsini muntazam olarak yerine getiriyor. Abdestini alıyor. Camisine gidiyor. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı bütün namazlarını kılıyor. Sabretti. Ölüm gelinceye kadar. İkincisi haramlara sabır. Haramlara işlememek üzerine sabır. Allah Celle Celaluhu bir takım şeyleri haram etmiş. Bunlara yaklaşmayın. Bunları işlemeyin. Ben bunları size uygun görmüyorum. İşte hırsızlık yapmak, zina yapmak, efendim içki içmek, domuz eti yemek, efendim yalan söylemek, bunlar haram. Harama ne yapmayın? Yaklaşmayın. Onları yapmayın. Adam da sabrediyor. Nefis istiyor ama bir takım şeyleri nefis güzel gösteriyor ama böyle çok dirayetli bir şekilde sabır göstererek hiçbir tanesine bulaşmıyor. Onu da yaptı mesela. Sabrı öğrendi. Üçüncü sabırda işte başa gelen musibetlere sabır. Başına bir hal geldi. İsyan etmedi. Ya nereden beni buldu demedi. Allah Celle Celaluhu benim hakkımda bunu murad ettiyse muhakkak bir hayır vardır. Ben buna sabrediyorum dedi. Musibetlere sabır. İşte deprem oldu, göçük altında kaldı. Evi gitti, arabası gitti, efendim malı mülkü hepsi telef oldu. Ama adam dedi ki bunda bir hayır vardır. Ben sabrediyorum. Allah Celle Celaluhu verdi. Allah Celle Celaluhu aldı. Efendim bana ancak sabretmek düşer dedi mesela. Hasta oldu, sabretti. Bu hastalıkta da benim için bir hikmet vardır. Allah'ım bir hayır murad etmiştir muhakkak. Başıma kötü bir şey gelmiş gibi ama bizim ne kadar kötü gördüğümüz şeyler vardır. Belki Allah katında
hayra dönüşecek, hayır içinde barındıran çok önemli şeylerdir diye düşündü, sabretti. Üçüncü sabır da musibetlere sabır. Onunla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir uyarısı var. Es-sabru inde sadmetil ula. Sabır ilk vuruş anındadır. Musibetin ilk vurduğu andadır diye söylemiş. Yani adamın başına bir musibet geldi. O musibetten dolayı dövündü, yırtındı, kadere isyan etti falan. Ondan sonra dedi ki ben sabrediyorum dedi. O olmaz. İlk anda diyecek ki ben sabrediyorum. Allah'tan geldi. Allah Celle Celal diledi. Onu başımın üzerinde yeri var. Estağfirullah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Başına gelen musibete. Çocuğu öldü mesela. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Ona döneceğiz. O bizi doğurdu. Çocuğumu bana ihsan etti. Aldı. Başımızın üstünde yeri var. Ne murad ederse hiç bizden yana bir sıkıntı yok diyebilmek. Sabır öyle. Adamın gözünden yaş gelir ayrı bir mevzu. Yaş gelmesinde Peygamber sorsam diyor ya sıkıntı yok diye. Ama ilk başta sabır gösterdi. Bununla ilgili sahabe-i kiram Peygamber sorsamla beraber gidiyorlardı. Bir kadın çocuğu ölmüş, dövünerek, yırtınarak, yani isyan manasında böyle çok kendini kaybetmiş bir vaziyette böyle çok şiddetli ağlıyor, beni mi buldu manasında sözler söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının yanına geldi, ey hanım sabret dedi o dövünen kadına. O da döndü dedi ki senin başına gelmedi, sen ne anlarsın, yürü git dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dedi ne anlarsın, senin başına gelmedi tabi, sen bilmezsin bunu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yürümüş gitmiş, hiçbir şey söylemedi. Ama sahabe-i kiramdan bazıları dediler ki o kadına, ya sen kime söyledin biliyor musun? Kime dedi? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Uyardılar yani. O hanımı uyardılar. Hanım hemen koşarak geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah ne olursun beni affet. Ben senin olduğunu bilmiyordum. Yani tanıyamadım. Onun için böyle söyledim dedi. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki es-sabru inde sadmetil ula. Sabır ilk vuruş anındadır. Önce dövündün, sonra sabrediyorum yok yani. İlk vuruş anında inna lillah ve inna ileyhi raciun demektir sabır. Hatta tavsiye ederler, derler ki kıymetli kardeşlerim, ışık sönse, elektrikler kesilse inna lillah ve yani başımıza böyle olumsuz ne hadise gelirse gelsin inna lillah ve inna ileyhi raciun demek güzeldir derler. Alıştırsın adam kendisini yani. Işık söndü inna lillah ve inna ileyhi raciun. Yavaş yavaş alıştırsın. Ondan sonra ağzını o işe alıştırdı ya, efendim baban öldü, haber veriyorum sana, baban öldü. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi sen verdin, sen alırsın. Demek ki kaderde bu varmış. Ben sabrediyorum, boynum kıldan incedir. Asla ne yapmıyorum? İsyan etmiyorum. Sabır gösteriyorum diyecek. Kıymetli kardeşlerim, kurban kesmekten bahsediyoruz. Kurban kesmek ibadetinde, yani kurban keserken o hayvancağızı yanı üzerine yıktığımız zaman Bismillahi Allahu Ekber demezden evvel, o hayvanı kesmezden evvel sanki şöyle değerlendirir. Ya Rabbi bak zaten kurbanda şöyle bir şey asıldı. Mümkün mertebe kişinin beslemiş olduğu bir hayvanı kesmesi daha güzeldir. Yani besledi böyle. Ünsiyet kurdu, ülfet kurdu, onunla beraber hemdem oldu. Ondan sonra o hayvancağızı kesmesi nedir? Güzeldir. Yani mümkün mertebe ne yapacak? Efendim, o hayvanla beraber biraz zaman geçirecek. Sonra biraz efendim yani yakınlaştı ya. Ya Rabbi bu sevdiğim bir zaman beraber
bulunduğumuz hayvanı senin yolunda kesiyorum. Aslında öyledir. Ben eskiden hatırlarım, kurbanlık hayvan böyle bir hafta önce falan gelirdi evlere. Biraz bakarlardı ona, yem verirlerdi, su verirlerdi falan. Biraz aile halkı gerçekten ünsiyet kurardı hayvanla. Hele ki devamlı beslemiş olduğu bir hayvan olsa insan ister istemez böyle hüzünleniyor, şey yapıyor ya. Ama şunu hissederek, Rabbimiz Celle Celaluhu ona ne mükafatlar verdiğini hissederek kesmemiz lazım. Az önce okuduğumuz hadis-i şerif o manada. Bakın, kurbanlık hayvan kıyamet gününde boynuzları, tüyleri ve tırnakları ile Allah'ın huzuruna gelir. Kurban kesilirken kan yere düşmeden Allah katında yüksek bir mevkiye çıkar. Allah Celle Celaluhu ona büyük, mesela şunu söylenir, hayvanlar keşke ben de Allah yolunda kurban olsam diye düşünürler. Nihayetinde biz hani şehitlik arzu ediyoruz ya, şehitlik arzu etmemiz de bunun gibi bir şeydir. Yani nihayetinde hep beraber öleceğiz. Ama ölümümüz en hayırlı bir şekilde Allah yolunda olsun diye, ya Rabbi huzuruna bizi şehit olarak al diye ara sıra dua ederiz. Yani şehit gitmek. Rabbimizin huzuruna gerçekten hakiki manada onun yolundayken vararak gitmek, yani şehit gitmek. Hayvanların da öyle bir şeyi var. Şu arkaya bir bakıver. Yani hayvanları keserken de bu düşüncede kesmek lazım. Onların da büyük makamı olacak diye. Onun için en sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, öyleyse kurbanı gönül hoşluğu ile kesiniz. Gönül hoşluğu ile. Çok böyle hoş bir şekilde kesiniz. Şimdi bazı maalesef gerçekten o manada çok hakikatlerden uzak diyelim kalmış, kendi nefsani düşüncelerini ön plana çıkartıp hayvanların kesilmesiyle ilgili, aman yani çok kötü bir şey yapılıyor manasında bunu insanlara kanıtlamaya çalışanlar var. Kıymetli kardeşlerim, öyle bir şey olur mu ya? Yani gerçekten Rabbimiz Celle Celaluhu diyor ki, yeryüzü ve gökyüzündekileri sizin emrinize musahhar kıldım. Sizin emrinize verdim. Yağmur yağıyor, toprağı yeşertiyor, oradan efendim fasulyeler bitiyor, baklalar bitiyor, efendim karpuzlar bitiyor, domatesler, biberler, salatalıklar, her türlü şeyi Rabbimiz diye o gökyüzünün yağdırması, yeryüzünün o toprağın nebatatı vermesi, bütün mahsulatı vermesi, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bu mahlukatın emrine musahhar kıldığı bir iş. Hayvanlar yaratılmış, o hayvanlara Rabbimiz Celle Celaluhu onlara binesiniz diye yarattım. Develer var, atlar var, onlara binesiniz diye yarattım. Ve etlerinden yiyesiniz diye yarattım diyor. Ya yaratan Allah Celle Celaluhu bu hayvana binilecek, değil mi? Hani Nasreddin Hoca, insanların fikirleriyle alakalı çok güzel bir şeydir. Nasreddin Hoca oğluyla gidiyormuş. Efendim oğlu eşeğin üstünde, affedersiniz. İnsanlar görmüş, demişler ya ne ayıp bir şey ya. Küçücük çocuk eşeğe binmiş. Efendim yaşlı adam yerde yürüyor. Ne ayıp bir şey. Nasreddin Hoca demiş ki, oğlum in aşağı. Kendi binmiş. Az ileri gitmişler, başka birileri demişler ya koca adam eşeğe binmiş, ufacık çocuğu yerde yürütüyor. Ulan ne yapalım ne yapalım? Demiş oğlum sen de gel, iki kişi binmişler bu sefer. Biraz ileri gitmişler, ya şunlara bak ne utanmaz herifler, ikisi binmişler zavallı eşeğe, mahvettiler falan. Oğlum ne yapıyor, ikimiz de inelim. İkisi de inmişler, biraz ileri gitmişler. Ya bunlar efendim aptal mıdır nedir, eşek orada boş yürüyor, bunlar yerde yürüyor. Demiş ki oğlum bu insanları memnun edemeyiz. Ne demiş? Bu insan, yani o öyle düşünür, bu böyle diyor. Gerçekten öyle midir? Gerçekten öyledir. Yani ben şimdi çok rastlıyorum efendim. Yani bir hususta insanlar farklı düşünebilir. Amenna. Yani ona hiçbir şey demiyoruz. Ama yani bunu dayatmak şöyle olacak illa. Ya mübarek sen dayatma işte. O kurban mevzusunda da bu böyle. Kurban da şimdi adam diyor ki
o hayvanlara zulüm yapılıyor. Allah Allah. Ya bunu yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. Seni yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu diyor ki bunları kesin, etinden yiyin. Bunlar ne olacak? Onun için yaratılmış. Sen Allah'a haşa savaş açmış gibi, böyle olmaz. Böyle olmaz. Bunu biz kabul etmiyoruz diyorsun. Ne kadar sıkıntılı bir durum. Allah Celle Celaluhu bunu hayvanlara binilecek. Bu hayvanlar eti yenilecek. Derisinden faydalanacak. Efendim sütünden faydalanılacak. Bunu ben insanların emrine verdim. Bu iş için. O kadar kıymetli kardeşim. Yani Rabbim onu öğrendik mi? Rabbimiz ne için efendim bunu yaratmış? Ne için, nasıl kullanmamızı istiyor? Bunu öğrendiğimiz zaman o zaman asla hiçbir hilaf çıkmaz. Allah'ımız Celle Celaluhu ne şekilde kullanmamızı istiyorsa o şekilde kullanıyoruz. Ona göre davranıyoruz dediğimiz zaman hep beraber hiçbir sıkıntı çıkmaz. Mevla Teala Hazretleri bir dahaki cuma inşallah kurbandan devam ederiz. En güzel şekilde bu hakikatleri kavrayıp ona göre amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Ezan-ı Muhammedi'yi dinleyelim. Kıymetli kardeşlerim, bugün umumi olarak deprem bölgesine yardım toplanacak. Bir de bizim şu yürüme yolunda mermerler kırılmıştı. Onları yarın yapmaya başlayacak mermerciler. Onu da hatırlatayım size. İnşallah boş geçmemeye gayret edelim. Bir de bir hatim duamız var. Buyurun beraber hatim duasını yapalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi okunan hatmi şerifi dergâh-ı uluhiyetinde mal kusur ve noksan kabul eyle Ya Rabbi. Andan hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hacı-i Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, münevver, mutahhar ruhu şeriflerine hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbi. Bütün peygamberan-ı izam ve rusul-i fiham efendilerimiz, sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, fukaha, kurra, tullab, huffaz, müfessirin, muhaddisin ve bil cümle hamele-i Kur'an'ı da ervahına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Ya Rabbi.
Özellikle ve bilhassa bu hatmi şerifin okunduğu Arif kulunun ruhuna hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yine yakın zamanda huzuruna tevdi ettiğimiz Adem abimizin babası Pehlül Kahraman amcamızın ruhuna hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Osman Kahraman dedemizin de ruhuna hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Burada bulunan kardeşlerimizin de analarından, babalarından, konu komşu yaranlarından, akrabayı taallukatından, her kimler Dar-ı Beka'ya irtihal etmişse onların da ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rahman, taksiratlarını affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine onları ve bizleri mazhar eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, yine bu hatmi şeriften hasıl olan sevaptan ya Rabbi. Burada bulunan Mehmet Emin Tokadi Hazretlerimiz, şu camimizin banisi Piri Mehmet Paşa Hazretleri ve Selatini Osmaniyin, Ebayübel Ensari Yuşa Aleyhisselam, İstanbul'da metun bulunan bütün Evliyaullah, Enbiyaullah kimler varsa her birerlerinde ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ya Rabbi, bizler de ölüm haliyle hallenip toprağa girdiğimiz zaman arkamızdan böyle hatmi şerifler okuyacak bir nesil bırakmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, burada bulunan kardeşlerimizin de bu dua vesilesiyle efendim sıkıntıları vardır, istekleri senden vardır, duaları vardır. Sen hepsini biliyorsun. Haklarında hayırlısıyla ihsan eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.